Merhaba arkadaşlar, Tonguç Akademi'ye hoş geldiniz. Bugünkü konumuz bilgi felsefesi. Hadi başlayalım. Bilgi felsefesi içerisinde hangi konulara bakacağız? Bir bakalım bunlara. Bilgi felsefesinin temel kavramlarından bahsedeceğiz. Bilginin oluşumu, bilgi türleri, bilgi felsefesinin temel sorularını inceleyeceğiz. Bilginin doğruluk ölçütleri, doğru bilginin imkanı problemi diyeceğiz ve bilgi felsefesini bitirmiş olacağız. Hemen bilgi felsefesinin temel kavramlarına bir bakalım. Çünkü ilerleyen konularda bu kavramlar karşımıza çıkacak. Suje, özne, obje, nesne, bilgi, gerçeklik, doğruluk, temellendirme, akt, rasyonalizm, empirizm, kritisizm, entüsyonizm, fenomenoloji, pragmatizm ve pozitivizm akımlarına bakıp konumuzu bitireceğiz. Haydi bakalım arkadaşlar, konumuza artık başlayabiliriz. İlk öncelikle bilgi nedir sorusunu cevaplamamız gerekiyor. Bilgi arkadaşlar, suje ve obje arasında kurduğumuz bağ sonucunda ortaya çıkardığımız bir üründür, bir önermedir diyeceğiz. Bilgi süreci devam ederken bilgi aktlerine değinmemiz gerekiyor. İlk başta algı akti var. Akt dediğimiz şey edim, eylem olarak tanımlayabiliriz. Çevreyi tanımamızı sağlar. Algı akti ne söyleyebiliriz? Duyu organlarımız algı akti içerisine girebilir. Hemen yazalım. Duyu organlarımız algı akti içerisine girer. Anlama akti gerçekleşen olayın amacının ne olduğunu anlamamızı sağlar. Buna da zihinsel ve sezgisel olaylar diyebiliriz. Hemen açıklama aktine bakalım. Nesne için elimizde var olan bilgileri nedenle gerekçesiyle açıklamaktır. Düşünme akti somut ve soyut olayları kapsamaktadır. Hatırlama, genelleme örneklerini bu kısma yazabiliriz arkadaşlar. Evet, şimdi bunları bir kısmımız var. Bakalım karşımıza neler çıkacak? Hemen açıyorum. Bilgi türleri arkadaşlar. Bakalım bilgi türlerimiz nelermiş? Tek tek bakacağız bunlara. Gündelik bilgimiz var, teknik bilgimiz var, felsefi bilgi var. Diğer tarafta ne varmış? Dini bilgi, sanat bilgisi ve bilimsel bilgi var. Bunları tek tek bir irdeleyelim konu içeriklerini. Gündelik bilgi dediğimiz, adından da anlaşılacağı üzere tecrübelerle elde edilen, kesin olmayan, neden-sonuç ilişkisine dayanmayan, tamamıyla anneannemizden, babaannemizden, dedemizden duyduğumuz bilgiler, yöntemi olmayan, sistemi olmayan, günlük hayatımızı kolaylaştırmaya yarayan bilgi türleridir. Bakın burada bir kedicik var. Ne diyoruz mesela günlük hayatımızda? Kara kedi görmek uğursuzluk getirir diyoruz. Tabii bu herkes için aynı olmayabilir. Bu tamamıyla sizin gündelik hayata dair bir tecrübeniz, bir deneyiminiz olabilir. Ya da testlerde karşınıza çıkar, nane limon soğuk algınlığına iyi gelir. Evet, ben de soğuk algınlığına iyi gelebilir ama başkasının mide bulantısına iyi gelebilir. Dolayısıyla arkadaşlar gündelik bilgi tamamıyla tecrübelerle elde edilir. Anahtar kavramımız budur, unutmuyoruz. Hemen sanat bilgisine bakalım. Beğeniye dayandığı için özneldir diyeceğiz. Evrenseldir, somut ürünleri vardır çünkü yaratıcı hayal gücüne dayanır. Olgusal değildir. Resim, heykel gibi örnekleri verebiliriz bu kısımda da. Dini bilgi deyince aklımıza anahtar kavramlar olarak iman, vahiy, kutsal kitap gelecek. İnsana duayı, evreni açıklar diyeceğiz. Dini bilgi için mutlaktır, yani değişmez. Aynı zamanda nedir arkadaşlar? Dogmatiktir, eleştiriye kapalıdır. Genel geçer değildir. Herkesin dini görüşleri ve dini pratiklikleri farklı olabilir. O yüzden genel geçer değildir diyeceğiz. Gelelim bilimsel bilgiye. Burası önemli arkadaşlar. Neden sonuç ilişkisine dayanan deterministtir. Bu kelimeyi unutmuyoruz. Neye dayanır? Akıl, deney ve gözleme dayanan bir bilgi türüdür. Kesindir, kanıtlanmıştır, nesneldir, objektiftir ve birikimli olarak ilerler. Evrenseldir ve eleştireldir. Başka bir bilim insanı ortaya atılan bir tezi çürütebilir. Cevaplar önemlidir. Varlığı parçalara ayırarak ele alır. Nedir mesela? Fizik,
fizikle alakalı konuları ele alırken biyoloji farklı konuları ele alabilir. Örnek olarak formüller ve teoremleri de örnek verebiliriz. Hemen gelelim teknik bilgiye. Adından da anlaşılacağı üzere daha mekanik bilgi üzerinden ilerleyeceğiz. Teknik bilgide alet araç yapımı bilgisini içerir ama bu alet araç yapımı tamamıyla insan hayatını kolaylaştırmak için ortaya konulmuştur. Teknoloji içerir. Dolayısıyla neyden yararlanır? Bilim bilgisinden yararlanır. İnsan hayatını kolaylaştırmayı amaçlar. Cep telefonu, bilgisayarlar ve televizyonlar yine buna örnek olarak verilebilir. Bilim demişken bilim konu ve yöntem bakımından üçe ayrılır arkadaşlar. Hemen bunlara bir bakalım. İlk olarak ne diyeceğiz? Formel bilimler diyeceğiz. İçerisinde ne var? Mantık ve matematik var. Yöntemi nedir? Tümden gelimdir. Yani genelden özele akıl yürütme biçimini kullanır. Deney ve gözlem yapılmaz. İkinci yöntemimiz ise ideal bilimlerdir. Doğa olayları fizik, kimya, biyolojidir. Yöntemi tüme varımdır. Yani diğer bir deyişle özelden genele sonuç çıkarma işlemidir. Son yöntemimiz ise insan, yani beşeri bilimlerdir. Adından anlaşılacağı üzerine insan ve doğa, psikoloji, sosyoloji, mantık, tarih içine girer. Yöntemi ise istatistik belge incelemedir. Hemen gelelim son bilgi türümüz olan felsefi bilgiye. Rasyoneldir, yani akla dayanır, eleştireldir arkadaşlar. Merak içgüdüsüyle felsefi bilgiye ulaşılabilir. Evrenseldir, tutarlıdır ve sistemlidir. En önemlisi özneldir. Testlerde yine karşınıza çıkabilir. Özneldir der ama şu üç kavramı da kullanabileceği için ben burada yazmak istedim. Subjektif, relatif ve göreceli öznel olduğu anlamına gelir. Kesin değildir. Çünkü kanıtlama yöntemi yoktur. Öyle olsaydı bilimsel bilgiye kayardı. Varlığı bir bütün olarak ele alır. Bilimsel bilgi nasıl alıyordu? Parçalayarak ele alıyordu. Olması gerekeni ele alıyor. Sorular daha önemli cevaplardan. Çünkü bir cevabı olsaydı yine bilimsel bilgiyi içerirdi. Refleksiftir. Yani ne demektir? Düşünme üzerine düşünme. Ortaya attıkları bir şey üzerine tekrardan düşünüyorlar. Soruları nedir? İyi nedir? Varlık var mıdır? Yine konumuz gereği bilgi doğru mudur, yanlış mıdır gibi sorular yine felsefi bilginin soru alanları içerisinde yer alır arkadaşlar. Peki biz bu doğruluğu ölçütlerine bir bakmamız gerekiyor. Kıstaslarına bakmamız gerekiyor. Ortaya attığımız bir önermenin uygun mu, tutarlı mı, apaçık mı, tümel uzlaşım var mı, yararlı mı? Benim ortaya attığım bir düşünce. Örneğin dedim ki kalem turuncudur dedim. Var olan ortaya attığım bir düşünce nesneyle uyuştu mu? Evet, uyuştu. Dolayısıyla uygundur dedim. Apaçık olması, kuşkunun olmaması, açık ve net olması, tutarlı olması, çelişmeme durumu, ortaya attığı düşünceyle çelişmeyecek, yararlılık, fayda sağlaması, yani ortaya attığın düşüncenin ya da bir bilginin sana fayda sağlaması. Peki tümel uzlaşım nedir? Genel olarak herkesin üzerinde uzlaşım sağladığı bilgidir diyebiliriz. Bazı kavramlara bakmamız gerekiyor bilgi felsefesi içerisinde. Suje neydi? Özne demiştik. Gerçeklik neydi? Zihinden bağımsız olarak, yani ben düşünsem de düşünmesem de evrende var olan nesneydi. Temellendirme neydi? Tabii ki gerekçelendirmeydi. Ortaya attığın bir düşünceyi gerekçelendiriyorsun. Obje neydi? Obje nesneydi. Doğruluk neydi? Ortaya attığın bir önermenin doğru veya yanlış olması. Dedim ki kalem turuncudur. Turuncuysa doğru. Eğer kalem yeşil olsaydı yanlış olacaktı. Bilgi neydi? Suje ve obje arasında kurduğum bağ sonucunda ortaya attığım düşünceydi. Felsefe sorusuz olur mu arkadaşlar? Tabii ki olmaz. Bilgi felsefesinin temel sorularına bir bakalım. Doğru bilgi mümkün müdür? İnsan her şeyi bilebilir mi? Bilgimizin sınırı nedir? Bilginin kaynağı nedir? Doğru bilginin ölçütü nedir? Gelin bu sorulara tek tek bir bakalım. Şimdi doğru bilginin imkanı ile alakalı filozoflar ikiye ayrılmış. Birinci grup demiş ki doğru bilginin yoktur. Böyle bir şey söz konusu değildir. İkinci grupta demiş ki doğru bilgi evet vardır. Bunlar da kimlerdir arkadaşlar? Tabii ki dogmatiklerdir.
Burası biraz kalabalık. Buraya sonra bakacağız. İlk önce biz doğru bilginin imkanını reddedenlere bakalım. Yani diğer bir ismiyle şüphecilere bakalım. Hangi kavramlar giriyor? Septikler, relativistler, nihilistler ve agnostisistler giriyor. Yani bilinemezciler giriyor. Bunlara tek tek bir bakıp inceleyelim. Doğru bilginin imkanını reddedenler, yani sofistler, M.Ö. 4. ve 5. yüzyılda yaşayan öğretmenlerdir. Bu öğretmenler gezerek insanlara para karşılığında bilgi satıyorlardı. Para karşılığında bilgi satıyorlarsa herkese göre kesin mutlak bir bilgi vardır diyebilirler mi? Demezler tabii ki. Herkesin işine yarayan bilgiyi satarlar. Dolayısıyla mutlak bilgi yoktur. Her şey nedir? Relativisttir. Yani demin öğrenmiştik. Yani görecelidir diyebiliriz. Dolayısıyla sofistler için mutlak bilgi yoktur. İlk çağ sofist filozoflarına hemen bir bakalım. Phaidon ve Timon bunlardan en önemlileridir. Phaidon varlıkların bilgisine ulaşmanın mümkün olmadığını söyler. Niye? Çünkü insanların işine yarayan bilgiyi satıyor. Bilginin kaynağının duyumlar olduğunu söylüyor. Peki duyumlar öznelse bizi yanıltma ihtimalleri yüksek midir? Evet arkadaşlar. Bakın burada bir çay bardağı görüyorsunuz. Normalde bu çay kaşığı bunun içinde oluyor. Biz normalde bu çay kaşığını görürken kırık görürüz değil mi? Normalde ama o çay kaşığı kırık değildir. Dolayısıyla diyor Phaidon, duyumlarımız bizi yanıltabilir. Duyumlarımıza da güvenmeyebiliriz der. Timon Phaidon'un öğrencisi ama o daha çok sofistliği, şüpheciliği biraz daha sorular üzerinden toparlamış. Nesnelerin gerçek yapısı nedir? Nesneler karşısında tavrımız ve tutumlarımız ne olmalıdır? Nesneler karşısında doğru bir duruştan ne kazanırız gibi sorular üzerine ilerlemiştir Timon. Sonraki çağlara geldiğimizde yine önemli sofist filozoflarımızdan karşımıza Protagoras ve Gorgias çıkar. Protagoras'a göre tüm bilgiler duyu algısına dayanır. Ne kadar çok kişi varsa o kadar çok düşünce vardır. Yine bilgilerin öznelliğinden bahseder. İnsanlar için evrensel, gerçek bir hakikat yoktur der. Gorgias amcamız ne der? Gorgias da der ki varlık yoktur. Bunu da hatta tekerleme gibi açıklar, der ki hiçbir şey yoktur. Olsa da bilinemez, bilinse dahi başkasına aktarılamaz der. Yine Protagoras ve Gorgias önemli filozoflarımızdan unutmuyoruz. Şimdi gelelim en önemli kısma. Doğru bilginin imkanını kabul edenler, yani dogmatikler. Rasyonalizmden başlayalım. Neydi rasyonalizm? Akılcılıktı. Değil mi? Demek ki akılcılık diyorlarsa doğru bilginin nereden geldiğini savunuyorlar? Akıldan geldiğini savunuyorlar. Ve buna da ne diyorlar aslında? Akıldan geldiğini savunup a priori bilgi diyor. Hemen bir bakalım. Doğru bilginin imkanını kabul eden filozoflarımızdan karşımıza ilk olarak kim çıkacak? Tabii ki Sokrates çıkacak. Sokrates deyince iki kavramı unutmayacağız. Maiotik ve ironi. Kesin ve mutlak bilginin mevcut olduğunu, yani doğru bilginin mevcut olduğunu ve bunun akıldan geldiğini savunuyor. Bunu yaparken de diyalektik yöntemini kullanır. Peki arkadaşlar, maiotik ne demek? Düşünce doğurtma işlemine Sokrates amcamız maiotik demiş, alay etme işlemine ise ironi demiş. Hatta herkes tarafından bilinir. Geometri bilmeyen bir köleye sorular ile geometri sorusunu çözdürmüştür. Maiotikten kastı ise aslında diyor, sen doğuştan fizik, kimya, biyoloji, felsefe bilgilerine sahipsin. Benim amacım sorular sorarak, çağrışım yaparak sana bu bilgileri hatırlatmaktır diyor. Sokrates'in bu konudaki düşüncelerini unutmuyoruz. Geldik Platon amcamıza. Sokrates'in öğrencisi ancak Sokrates'le alakalı düşünceleri paralel ilerlemiyor. O bilgiye episteme diyor ve dünyayı ikiye ayırıyor. Evreni ikiye ayırıyor. Diyor ki evren bir nesneler evreni vardır, bir de idealar evreni vardır. İdealar evreni dediğimiz şey değişmeyen asıl özlerin bulunduğu evrendir. Nesneler dünyası dediğimiz yerde ise değişim, devinim, hareket vardır. Burada hareket var. Burada bunlar orijinal olan dünya. Hemen örnek verelim. Güzel insan dediğim zaman güzel insan nesneler dünyasına aittir. Ama güzel
idealar dünyasına aittir. Güzel kavramı değişmez ama güzel insan değişebilir. Güzel kedi diyebilirim, güzel insan, güzel kalem diyebilirim. Bunlar değişebilir, bozulabilir. Ancak idealar dünyası orijinal olan bir dünyadır. Özlerin olduğu bir dünyadır. Asla değişmez der Platon amcamız. Aristoteles de Platon'un öğrencisi. Ancak o da öğretmenim dediği gibi iki tane evrenin olduğunu savunmuyor. Diyor ki hayır, tek evren vardır diyor. Yani öyle Platon öğretmenimin savunduğu gibi nesneler ve idealar dünyası yoktur diyor. Tek evren vardır diyor ve idealar diyor tek tek nesnenin özünde bulunan formlardır. Yani diğer bir ismiyle biçimlerdir diyor. Bir nesnenin evrende var olabilmesi için 4 tane nedene ihtiyacı vardır diyor. Maddi neden, formal neden, fail neden ve ereksel nedendir diyor. Hemen bir bakalım, bir örnek üzerinden, Aristoteles'in heykeli üzerinden örnek verelim. Heykel kavramı üzerinden ilerliyoruz arkadaşlar. Heykelin neden yapıldığı maddi neden oluyor. Heykel neden yapılmış olabilir? Bakırdan yapılmış olabilir, işte alçıdan yapılmış olabilir. Varlığın şekli ne oluyor peki? Varlığın şekli formal neden oluyor. Yani ona biçim veren neden oluyor. Bu ne amaçla yapıldığından önce hemen şuraya fail nedeni ekliyorum. Burada bir fail neden var. Yani harekete geçiren neden. Kim olabilir bu? Heykel tıraş olabilir mi? Evet. Heykeli yapan heykel tıraş olabilir. Ne amaçla yapıldığı ise ereksel neden oluyor. Artık bu son amaçtır. Ne amaçla yapıldı? Ereksel neden oluyor. İdea denilen şey varlıkların içinde bulunan özlerdir diyor. Aristoteles deyince de 4 nedeni unutmayacağız arkadaşlar. Geldik Farabi amcamıza. Farabi amcamızı da yine rasyonalizm akımının içerisinde, ancak o olaya biraz daha ilahi İslami yönden bakıyor. Diyor ki evrende bulunan varlıklar 2 tane varlıktan oluşmuştur. Birincisi diyor zorunlu varlık, ikincisi mümkün varlık. Zorunlu varlık Tanrı, mümkün varlık insandır diyor. Tanrı var olmak için başka bir şeye ihtiyaç duymaz ama insan var olmak için kime ihtiyaç duyar? Tanrı'ya ihtiyaç duyar. Bizim evrene dair bilgilerimiz 3'e ayrılır diyor. Hemen gelin onlara bir bakalım. Doğrudan bilgiye ulaşıp ve bilgisel bilgiyi destekleyecek malzemeyi oluşturduğumuz durum duyudur diyor. Yani duyularımızdır diyor. Kategorize edip kesin bilgiye ulaştığımız şey akıldır diyor. Dolaylı bilgilerin söz konusu olduğu, doğuştan var olanları kavramımızı sağlayan şey ise nazar bilgisidir. Nazari de denilebilir arkadaşlar. Şöyle parantez içine alayım. Hemen Farabi'yi de geçtim. Descartes'a geldim. Descartes amcamız her şeye şüphe ederek başlıyor. O yüzden burada böyle soru işaretlerini koyuyoruz. Şüphe ede ede şüphe etmeyeceği bir duruma geliyor. Duyularımız diyor bizi yanıltabilir. Var olan bir bilgiyi duyularımızla elde ediyorsak bizi yanıltabilir. Ancak bilgiyi, şüpheyi amaç değil araç olarak kullanıyor. Bilgiyi kullanırken de metodik şüphe yöntemini kullanıyor. Açık ve seçik bilgiye ulaşana kadar her şeyden şüphe ediyor. Ne diyor o halde? Düşünüyorum. O halde varım diyor. Neden bunu söylüyor? Çünkü bilincin düşünceden bağımsız olamayacağını düşünüyor. O yüzden o fikirde onu düşünüyorum. O halde varım cümlesine götürüyor. Geldim Hegel'e. Hegel de yine rasyonalist akımının temsilcilerinden, o kaynağı farklı şekilde açıklıyor. Diyor ki bir nesnenin evrende var olabilmesi için ya da bilginin 3 tane yöntemi vardır. Tez, antitez, sentez olduğu sürece bunun üçünden ne oluyor? Bilgi ortaya çıkıyor. Gerçekliğe ulaşırken temel bilimi onun için mantık, yani dolayısıyla akıl oluyor. Her şeyin temelinde ne vardır diyor? Bir ruh vardır. Ruh dediği onun aslında idedir. Hemen tez, antitez, sentez biçimini bir açıklayalım. Çiçeğin tohum haline tez diyor. Peki bu çiçek açtı, meyve vermeye başladı. Çiçek yok olmaya başladı, o tohum yok olmaya başladı. İşte buna ne diyor? Antitez diyor.
Peki antitez de artık ne oldu? Meyve oluştu. Mesela elma oluştu. Aldık, kopardık diyebiliyoruz. Artık burada da ne oldu? Sentez oldu. Dolayısıyla arkadaşlar Hegel'in diyalektik yöntemi de bu oluyor. Biz buna diyalektik yöntem diyoruz. Bunu da unutmuyoruz. Empirizme gelelim. Artık rasyonalizmi Hegel'le beraber kapattık. Empirizm deyince aklımıza deneycilik gelecek. Deneyden gelen bilgiler gelecek. En önemli temsilcileri Locke, Hume, Condillac ve Berkeley'dir. Bilgilerimizin kaynağı duyularımız ve aklımızdır diyor. Zihnimizde doğuştan gelen hiçbir bilgi yoktur. Yani bir bebek düşünün. Bebek doğuyor ama diyor hiçbir bilgi yoktur. Boş bir levhadır aslında doğan bebeğin beyni diyor. Hemen bakalım Locke'a. Locke deyince aklımıza tabula rasa kelimesi gelecek. Tabula rasa'dan kastı şudur. Zihnin doldurulması gereken boş bir levha olduğunu düşünüyor. Boş bir levhadan kastı aslında nedir? Tabula rasa'dır diğer bir ismiyle. Yani sen doğduğun andan itibaren bazı şeyleri deneyimleyerek o boş olan beyni dolduruyorsun. Dolayısıyla diyor doğuştan gelen bir bilgi söz konusu değildir. Senin o levhan boştur diyor. Hemen bakalım ikiye ayırıyor bilgilerimizi ulaşırken. Diyor ki duyularımız aracılığıyla dış dünyayı keşfetmemizi sağlayan deney dış deneydir diyor. Yani sobaya elimi dokunduğumda onun sıcak olduğunu hissetmem dış deney oluyor. Bu bilgi aslında benim için aktif oluyor. Aktif bilgiyi pasif olan beyinde aktifleştirdiğimde, yani evet soba sıcaktır dediğimde ne oluyor? Artık ben iç deney yapmış oluyorum. Buna sevmek, hissetmek örneklerini de verebiliriz arkadaşlar. Hemen diğer bir filozofumuza geçiyoruz. Berkeley ile alakalı hemen kısaca şunu söylemek istiyorum. Var olmak demek algılanmış olmak demektir. Yani ben bu kalemi burada algıladığım için var diyor. Eğer algılamazsam bunun varlığı söz konusu değildir diyor. Gelelim kritisizme, yani eleştirel felsefe. Babası Immanuel Kant'tır. İki tane kavramdan bahseder. Deney öncesi ve deney sonrası. Deney öncesine a priori, deney sonrasına a posteriori der. Immanuel Kant aslında işe aklı eleştirerek başlar. Bir kavramı vardır. Aklı mahkemeye çıkarma diye bir kavramı vardır. Dogmatizm ve septisizmi uzlaştırmaya çalışır. Empirizmi ve rasyonalizmi uzlaştırmaya çalışır. Ona göre bilgilerimiz deney ile başlar. Deney ile başlar. Yani her şeye eleştirel bir anlamda yaklaşıyor. Burada unutmamamız gereken a priori, deney öncesi, a posteriori, deney sonrası. Deney öncesinden gelen bilgilerimiz, deneyle beraber deneyimlediğimiz bilgilerimiz. Geldim entüsyonizm akımına. Burada biraz daha işin içine duygular ve altıncı hisler giriyor. Gazali ve Bergson iki önemli temsilcimiz. Gazali der ki biz bir bilgiye ulaşmak için kalp gözü ve sezgilerimizi kullanmamız gerekiyor der. Duyu ve aklın yanında gerekli olan şeylerdir der bunlar. Yani sadece duyu ve akılla biz bilgiye ulaşamayız der. Bergson da yine zekanın hareketsiz pasif olduğunu söyler. Zeka bilgiye ulaşmada yeterli değildir. Kalp gözü ve sezgi bizi bilgiye ulaştırmada önemli araçlardandır der. Geldim pozitivizme. Pozitivizm dediğimiz zaman aklımıza ne gelecek? Kelime anlamı olguculuk. Olgulara dayanıyor. Ona göre akıl ile bilimsel bilgiye ulaşabilmek için pozitivizm gereklidir. O bilgiye ise ulaşmak için deney, gözlem ve olgular gereklidir. Comte şunu söyler, insanlar var olduğu günden beri 3 aşamadan geçmiştir der. Birinci aşaması teolojik aşama olan, yani her şeyi din ile açıkladığımız aşamadır. İkinci aşama sorunların soyut güçlerle açıklandığı metafizik aşamadır. Burada ne vardır? Felsefe vardır. Yani mesela şuraya örnek verelim. Kalem yere düştü. İşte Tanrı istediği için yere düştü diyebiliriz. Olayları doğa yasalarıyla açıklamaya çalışırlar. O da günümüz dönemidir der. Artık günümüzde yaşadığımız dönem pozitivist dönemdir. Buraya ne diyoruz? Pozitivist dönemdir diyoruz. Artık burada ne var işin içinde? Bilim var. Her şeyi bilimle açıklıyor.
Analitik felsefe deyince de hayatımızda bir analitik geometri var değil mi? Çözmeye çalıştığımız. Evet, analitik felsefe dediğimiz zaman da dil çözümlemeleri aklımıza gelecek ve en önemli temsilcisi Wittgenstein amcamızdır. Wittgenstein deyince aklımıza dil gelecek. Cümlenin anlamı ile göndergesinin uyumlu olması üzerinde durur. Yani der ki dil bize aslında dış dünyayı resmeder. O yüzden dili kullanırken çok dikkatli olmalıyız. Mantıksal ve yeni pozitivizm içerisine de girer. Şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Mesela bir örnek verelim. Okulda meleği gördüm dediğimde, Wittgenstein amcamız sorar hemen. Okulda sen arkadaşın olan meleği mi gördün? Yoksa ilahi olan meleği mi gördün? Dolayısıyla der, felsefe dil çözümlemeleri üzerinden gider, senin ortaya koyduğun şeyi açıkça belirtmen gerekiyor der. Geldim pragmatizme. Pragmatizmin ismi nedir? Faydacılıktır. Yani bu adamların üzerinde durduğu şey tamamıyla fayda üzerine kuruludur. Bu James amcamız, bu Dewey amcamız. James amcamız diyor ki, yaşamınızda işinize yarayan bir şeyler var ise, faydalı ise bunlar doğrudur. Yani sen bir şey yapmak istiyorsun, belki bu karşı tarafa zarar verebilir ama senin için doğruysa, bu işine yarayan bir bilgidir der. Dewey amcamız ise bilimin elde ettiği kuramları alet olarak kabul ettiğinden bunun diğer adına enstrümantalizm der. Yani aletçilik olarak da şöyle şuraya yazalım. Aletçilik olarak da adlandırabiliriz. Buna hemen bir örnek verelim. Dewey'in söylediği şu. Sen çok ünlü bir kalp cerrahı olabilirsin. Bir dağ sporu yapıyorsun. Dağa çıkıyorsun. Orada mahsur kaldın. Orada senin çok ünlü bir kalp cerrahı olman seni kurtarmaz. Orada bir alet bilginin olması lazım. Pratikte sana fayda sağlayan bir bilginin olması lazım. Dolayısıyla aletçilik, yani işine yarayan bilgi üzerinde durur burada da Dewey. Geldik fenomen amcamız Husserl'e. Husserl deyince aklımıza görüngü ve öz bilim gelecek. Parantez alma ve bilinç kelimelerini unutmayacağız. İkisi de bizim için çok önemli. Çünkü bu adamcağızın söylediği şu. Diyor ki bir şeyin özüne inebilmek için o şeyle alakalı tüm bilgilerinizi, ön yargılarınızı bir kenara bırakın. Doğru veya yanlış. Ancak o zaman o şeyin üzerine inebilirsiniz diyor. Ben buraya bir masa figürü koydum. Masa figüründen hemen açıklayalım. Masayla ilgili bir bilgiye ulaşmak istiyorsanız diyor, masanın şeklini, boyutunu, rengini, ne işe yaradığını unutun. Yani ne demek istiyor? Paranteze alın. Bilincinizdeki bilgileri paranteze alın diyor. Sonrasında masaya yaklaşın ve masayla ilgili bilgileri öze ulaşabilirsiniz diyor. Bunu da unutmuyoruz arkadaşlar. Evet, konu biterken neler gördük? Hemen bir bakalım. Neler öğrendik? Bilgi felsefesinin temel kavramlarına baktık. Bilginin oluşumuna baktık. Bilgi türlerinden bahsettik. Bilgi felsefesinin temel soruları neymiş? Onlar üzerinde durduk. Bilginin doğruluk ölçütleri, doğruluk kıstasları nelerdir? Onlara baktık. Doğru bilginin imkanı problemi üzerinde durduk. Doğru bilgiyi kabul edenler ve etmeyenler dedik. Akımlar üzerinden ilerledik ve konumuzu bitirdik arkadaşlar. Ve karşınızda ödüllü sorumuz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.